Kutucuğa mutlu akşamlar. Açık sorular başladı. Ben Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık soruların bu akşam konuğu oyuncu Fehmi Karaaslan. bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz böyle e, İstanbul-Paris hattında böyle gidip gelirken İstanbul'da yakaladık hemen konuk edelim istedik. O kadar ilginç ve aslında dikkat çekici bir hayat hikayeniz var ki çok başarılı bir oyuncusunuz zaten tartışmasız. Ama şimdi televizyon ve beyaz perdede birçok önemli projede e, yer aldınız. Çok güzel oyunlarda tiyatro sahnesinde tiyatro severlerle buluştunuz. Konuşacağız hepsini ama hikayeniz çok ilgi çekici. O yüzden böyle hemen baştan başlayalım istiyorum. Anadolu Üniversitesi'nde Fransızca ve İngilizce bölümlerinde eğitim gördükten sonra Fransa'ya gidiyorsunuz. Ve Paris Devlet Yüksek Konservatuvarı'nda eğitim görüyorsunuz. E Fransa'ya gitmeye nasıl karar verdiniz? Önce oradan başlayalım mı? O süreç nasıl gelişti? Bu bayağı 20 sene önceye gidiyor neredeyse. Ee, tiyatro yapıyordum ben zaten hı hı. E, amatör olarak üniversite tiyatrosunda da. İşte Eskişehir'de okuyordum o dönemde e, Fransızca öğretmenliği. İngilizce öğretmenliğinden double major diye bir konu açıldı. onun ilk mezunuyum hatta üniversitede. Hı hı. Ee, sonra Eskişehir'de hayalimiz orada konservatuarı kazanmaktı. Eskişehir An Anadolu Üniversitesi. Kazandım. O sene 2004'teydi. Aynı zamanda Fransa hevesim hep vardı çünkü Fransız dili okuduğum için hı hı. Fransız tiyatrosunu merak ediyordum, edebiyatını biliyordum, çok okuyordum. Yaz aylarında bir tiyatrocu tanışma şansım oldu güneyde. Onu hatırlıyorum, o tanışmayı hatırlıyorum. Çok keyifli bir sohbetti ve çok etkilenmiştim. Ben orada okumam gerekiyor, orada tiyatro yapacağım diye. Ne çok etkilenmişti? Nasıl bir şey anlattı siz bu kadar büyüleyici zaten oyuncu olmak istiyorsunuz hedef o yönde evet yani şey oyunculuğa bakış açılır yani sadece biz çünkü şunu hatırlıyorum bizim dönemimizde bir Stanislavski vardı ve hep onu konuşurduk hep işte nasıl daha gerçek nasıl işte oyunda daha gerçekçilik hayal gücü işte imgeler falan Başka kavramları duymaya başladım. İşte Meyerholdları duydum o sohbette, İşte Grotowski'leri duydum, yani fiziksel tiyatroyu duydum, clown'u duydum, maskeyi duydum. Yani bizde çok alan olmayan e, şeyleri, uygulamaları duydum. Çok etkilendim. Başka şeyler yapılıyor dünyada diye. O çalışıyordu yani içimde, hep çalışıyordu. Uygun zamanı bekliyordum. E, sonra mezun olduktan sonra, konservatörü de kazandıktan sonra e, çok fazla dosya gönderdim ben Fransa'ya, okullara. Sonra Lyon'dan bir kabul geldi, Lyon 2 Üniversitesi. Ben oyunculuk bölümü diye tabii koşarak gittim. Kabul edildiğini öğrendiğiniz zaman ne hissettiniz? E, çok sevinmiştim konservatuar sınavı kazanmışçasına. Başarmış olmanın verdiği evet, evet. bir mutlulukla. Ama sonra orada hayal kırıklığı oldu. Şöyle bir gittim. Şimdi Fransa'da iki ayrılıyor eğitim sistemi. Yani fakültelerde kuramsal eğitim alıyorsunuz. Yani dramaturji bölümü aslında. Konservatuarlar bağımsız okullar. Ben orayı konservatuar zannettim ilk başta kabul gelince. Gittim fakat kuramsal bir dramaturji bölümü. Üçüncü sınıftan da aldılar beni. Aradan da girmiş oldum. Aslında hızlı bir şey oldu. Pratik oldu. Neden üçüncü sınıftan aldılar? E, çünkü okuduğum şeyleri, Türkiye'deki eğitimi ve e, tiyatro deneyimimi hı hı. kabul ettiler. Aa, Lisansımı iyi. orada geçerli gördüler. Hı hı. E, direkt üçüncü sınıftan aldılar. Zaten Fransa'da lisans üç sene. Dördüncü sınıf metriz diye geçiyor. Beşinci sınıfta master. Üçüncü sınıftan başladım Dedim ya ya döneceğim Hatta hocam aramıştı beni Hasan Erkeğe de selam olsun buradan O zaman bölüm bölüm başkanı Eskişehir'de Fehmi dedi hani yerine birini alıyoruz Geliyor musun? Hani kazandın Dedim hocam ben ne yapacağım bilmiyorum Yani burası konservatuvar zannettim Ama şey değil Ondan sonra kal orada Yani orada yolunu bulursun sen aldım Çok da iyi oldu çünkü o bir sene hem Fransızcımı biraz daha geliştirmeme hı hı. sebep oldu. Tiyatro dilini, tiyatro jargonunu biraz daha kavrama şansım oldu. O sene sonunda da orada sınava girdim. yani Direkt Fransa'da öğrenciyken orada konservatuar sınavına girdim. Öyle kazandım. Oradaki sınav ile buradaki sınav sistemi arasında fark var mı peki? E, aşağı yukarı okul sınavları birbirine benzer. Hatta Eskişehir'deki sınav çok komplikeydi. Yani beş aşamadan oluşuyordu hatırladığım kadarıyla. işte ses, işte genel kültür, oyun gibi çok kapsamlı bir sınavdı. Eskişehir'in sınavı çok ilginçti. Ee, Fransa'da yine parça çalışıyorsunuz. Bazen atölyeler oluyor. Bir farkı olabilir. Yani bir hafta sizi bir atölye alabiliyorlar. İşte ilk seçilen 40 kişi içine girerseniz. Atölye sonucunda bir 10 kişi, 15 kişi, kaç kişi alıyorsa okul öyle gruplar oluşturuluyor. Hangi parçayla performans çok oldu. Sergilemişsiniz. Şey, <laughs> çok oldu. Lars... 20 sene önceye gittik, oradan 20 sene boyunca de tüm mi? oyunları konuşacağız. Şey oynadığım oynadığım oyun, Gomides'i oynuyorum ya, o da böyle bir koyunun peşinden bütün hayatını anlatıyor. Evet. İşte onun gibi hissettim şu an. Ee, geçmişten. Lars Nore'nin Savaş diye bir oyunu var. Hatta e, Tilbe Saran oynamıştı bundan 6-7 sene önce Türkiye'de. E, Serdar Biliş rejisi, izlemiştim oyunu. Oradaki bir karakteri. Çok heyecanlanmış canım. mıydınız? Çok, tabii, tabii. Bir Nasıl de ana yani? dilim değil. E, evet. O zaman daha yani daha amatörüm, daha e, heyecanlıyım. E, Fransızcaya daha yeni haşır neşir oluyorum falan. Tabii biliyorum dili ama tiyatro yapmak başka bir şey, başka bir dilde. E, onu ruhunuza yansıtmak, işte o kelimelerin şiirselliğinde, ahenginde uyumlu bir yaşayan bir eylem oluşturmak, organik bir canlı yaratmak zaman istiyor. E, o şekilde oldu yani Fransızlar da şeyi seviyor, otantikliği seviyor, e, biraz aksanı seviyor, şiveyi seviyor falan öyle oldu. Orada 3 sene okudum Lyon'da. Daha sonrasında da tiyatro masterını da, e, da aynı bitirdim, üniversitede evet. yapıyorsunuz. Sonra yani. zaten hedefim benim şeydi yani oyunculuk olduğu için o e, bırakmadım fakülteyi de o da uzatarak yani 2-3 seneye yayaraktan fakülteyi de bitirdim. Ne kadar zaman? kaldınız Fransa'da? Totalde 8 seneye yakın. Eğitimden sonra da devam evet, devam, Git o zaman. gel çok oldu ondan sonra. Türkiye'de çalışmaya başlayınca yoğun gidemez oldum. Sonra araya yıllar geçti yine gitmeye başladım başka projelerle. Şu Orada anda da ya. önemli isimlerden eğitim aldınız ama değil mi? Ya asıl şey tabii e, Lyon'da 3 sene hatta 4 sene okuduktan sonra şeye gittim. Chalon Champagne diye bir bölüm var, bir, bir bölge var. Orada Uluslararası Silik Okulu'nda clown eğitimi aldım bir sene atlarla falan çalıştığımız böyle sirk okulunda klan eğitimi aldım. Oradan da Paris Devlet Yüksek Konservatuarı partner okuldu. Özür dilerim bu eğitimin konservatuardaki eğitim bir parçası mı yoksa özel olarak kendi tercihiniz kendi bu eğitim almak? Kendi tercihimdi ee, ve or oraya girdikten sonra da Paris Devlet Konservatuarı ile onlar partner okullardı. Ben de yabancı öğrenci kontenjanıydı oradan oraya transfer oldum Paris Devlet Konservatuarı'na. Orada Güzel da. gelişmiş aslında tam böyle sizin yani, istediğiniz evet. gibi açılmış sanki yollar değil mi? Yani e, çok meraklıydım oldum olası. Oyunculukta da o merakım yansıdı. Yani ne varsa öğrenmek istedim. Hani sadece clown değil, sadece maske değil, sadece işte Stanislavski az önce bahsettiğim işte o kadar çok ekol var ki. Her şeyden her şeyden öğrenmek istedim. Çok açtım yani. E, o yüzden farklı birçok disipline dokunma şansım oldu. Dans tiyatrosu da yaptım, maske de yaptım, clown da yaptım. E, kamera oyunculuğu da çalıştım. Yani... Çok meraklıydım. Hala da devam ediyor merak. Şimdi zaten oyunculukla ilgili yine çok merak ettiğim ve sormak istediğim birçok nokta var. Çünkü siz eğitim de veriyorsunuz aynı zamanda. Oralara da geleceğim ama şimdi şu Fransa'daki eğitimi biraz konuşalım isterseniz. Evet. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki konservatuvarlardan farklı bir sistemi <laughs> mi var? Ee, yapı bozucu bir sö söylem var orada. Şöyle diyebilirim. Ee, en basit. Fiziksel... Performansı performansa çok önem veriyorlar. Önce neredeyse iki sene fiziksel eylem üzerine çalışıyorsunuz, beden üzerine çalışıyorsunuz, kendinizi tanımak üzerine çalışıyorsunuz, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Sonraki senelerde de atölyeler şeklinde gidiyor genelde eğitimler. Yani çok önemli bir yönetmen, mesela işte Stanislavski uzmanı geliyor, bir ay sizinle o çalışıyor. İşte bir ay Çehov üzerine çok uzman bir yönetmen geliyor, o sizinle bir ay atölye yapıyor. Ve yani sizi profesyonel bir oyuncu olarak görüp sizinle bir ay çalışıyor. O gidiyor başka bir yönetmen geliyor. Yani genelde ikinci, üçüncü sınıftan sonra o şekilde çalışmalar oluyor. Yani format etme üzerine değil de daha çok özgürleştirme üzerine sizin bireyselliğinizi tanımanız üzerine bir eğitim sistemi. Ve Paris Konservatuvarı'nda hocam Daniel Mezgeş vardı. Çok ünlü Fransızların çok önemli yönetmenlerinden biri. Onun bir lafı vardır. Şey diyordu. Öğretilemez olan nasıl öğretilir? Oyunculuk öğretilemez ama nasıl Nasıl yaklaşabiliriz buna? Çevresinde nasıl dönebiliriz? O bir yanan bir ateş gibi düşünün. O ateşe ne kadar yaklaşabilirsiniz? Ne kadar kendinizi onunla besleyebilirsiniz, ısıtabilirsiniz? Ve bir gün siz de yanmaya başlayabilirsiniz onunla. Bu bir süreç, e, Fransız tiyatrosu tabii birçok bir ekol var orada. Yani Komedi Fransız'ın oyuncularını yetiştiren okul da Paris Devlet Konservatuarı. <laughs> ve orası en son gittiğim okuldu ve orada, daha çok tekst tiyatrosu, metin tiyatrosu. Yani daha çok Fransızlar o dilin şiirselliği üzerine metnin o şiirselliği üzerine çalışırlar. E, o bambaşka bir ekol. E, ses üzerine, tını üzerine, tonlama üzerine, dil üzerine, karakteri her şeyi sadece tekst üzerinden yapıyorsunuz. E, başka bir ekolle çalıştığınız zaman e, daha duygular üzerine çalıştırıyor. Başka bir ekol işte an üzerine, bedensel, fiziksel e, performans üzerine çalışabiliyorsunuz. Yani Fransa'da bunların hepsinden var. En büyük avantajı o. Yani aradığınız birçok ekole orada dokunabiliyorsunuz. Her şeyin okulu var. Şimdi böyle güzel güzel konuşuyoruz üzerinden geçmiş 20 sene ama e, tabii size oyunculuk adına çok şey kattığını çok böyle gözleriniz parlaya parlaya anlatıyorsunuz. E, i̇yi ki gittim Diyorsunuz evet, zaten. Peki e, orada gittiğiniz zaman zorluklar yaşadınız mı? İlk gittiğimde zorluklar yaşadım çünkü Lyon'a gitmiştim. Lyon Fransa'nın aristokrat şehridir. E, yabancı. Şu anda çok iyi hissediyorum oraya gidince kendimi ama o ilk dönemler yani yabancı olmak e, yabancı olmanızı hissettiriyorlardı size. Yani öyle bir Türk olmak. İşte Türkiye'den gelmek tiyatro mu? Hani işte ilk vize almaya çalıştığımda hatırlıyorum. i̇lk vize talebim reddedilmişti ben Fransa'ya gitmek istediğimde. 2000, 2002 falandı. Merak ediyorum tiyatro okullarını gezmek istiyorum diye gitmiştim. Reddetmişlerdi. İkinci talebimde de şey, ya beni herkes vizesini aldığını hatırlıyorum. Evet, arkada Frans Kültür'ün, şu anki Frans Kültür Merkezi'nin arka tarafında işte vize alacak öğrenciler toplanıyor. Pasaportlarını okuyorlar. İşte şu gelsin, bu gelsin diye. Benim ismim bir türlü okumuyor. Dedim herhalde yine vermediler. Yine gidemeyeceğim. Çok kötü olmuştum. En son herkes gitti ben kaldım. Şey dedi işte Fehmi Karar Aslan. bizi içeride çağırıyorlar dedi. İçeri gittim. Ben de konuşmak istedi konsolos. Hani evet. ne amaç çünkü daha önce reddedilmişim ya. Evet. Ne amaçla falan dedim. Yani ben hani orada <laughs> inşaatta çalışmıyorum. bir sanatla ilgileniyorum. Tiyatrocuyum. Yani o kaldılar. Bir Fransızca konuştuğumu görünce Şimdi de onlarda süresiz oturumum falan var ya da vatandaşlık hakkım falan var. İlginç oluyor ya da Fransız kültürüyle çalışıyorum şu anda çok yoğun. Ya yani Oradan oraya gelen bir süreç. Okulda böyle kabul görmeniz zor olmuş muydu? Yabancı bir oyuncu, öğrenci daha doğrusu. İlk gittiğimde okulun tek yabancısıydım zaten. Ee, orada da işte Instagram'ımda son paylaştığım, belki görmüşsünüzdür, Didier Vinyali. Ee, beni okula alan kişiydi, hocamdı. İşte geçen ay vefat etti. Onu da anıyorum buradan. Çok üzüldüm. Ee, onun sayesinde yani o çok güvenmişti bana çok inanmıştı. Bütün bu serüvenimde çok önemli bir figürdür o. Ee, beni okula aldı, burs verdi, yabancı olarak kabul etti, aksanımı, şivemi hoş gördü ve ben neredeyse iki sene ağzımda kalemle işte aksan çalıştım mesela. O zamanlar peki hiç böyle motivasyonunuz düşmüş müydü yani kalktım geldim buraya ama işte kabul görmüyorum kendimi yani şimdi siz bir eğitim almak için gidiyorsunuz oraya ama aynı zamanda başka şeylerle de uğraşmak zorundasınız. Yani kendinizi kabul ettirme gibi bir durumda söz konusu. Bunlar böyle biraz motivasyonunuzu aşağı çekmiş miydi o zaman? Nasıl motive ettiniz ya da kendinizi? İlk dönem gerçekten onu hissediyorsunuz ve birçok yurt dışında okumaya gelen arkadaşlarım, Fransa'ya oraya gelen arkadaşlarımdan ilk seni bitiremeden dönen çok olur. Du, o zaman. Bilmiyorum şu an nasıl oluyor ama hani sıkılan işte Fransız kültürü biraz bize yabancıdır, biraz uzaktır bazı şeylerini anlayamazsınız. İnsanlar mesafelidir. En yakın arkadaşınız bazen çok soğuk davranır. İşte, ilişkiler soğuktur falan gibi. Sizdeki o Akdenizlilik yoktur falan ama e, temel meseleniz sizin e, mesela benim adıma oyunculuktu tiyatroydu ve o aşkla oradaydım. <laughs> Diğer hiçbir şeyi görmedim ben. Yani ilk iki sene çok zor geçti ama yani o direnme süreci. Çünkü Türkiye'de çok rahat şeyler olacakken e, bilmediğiniz yani ya da sonradan öğrendiğiniz bir dilde, Hı. ana diliniz olmayan bir dilde tiyatro yapmaya gidiyorsunuz ve herkes yabancı. E, yalnızsınız. o Aradığınız o sıcak kültürel etkileşimler Hı. Hı. yok. E, ama çok büyük bir deneyim yani. Erken yaşlarda yapılabilecek bir risk diyelim. O zaman hemen şunu sorayım. İyi ki gittim. Eğer gitmeseydim böyle bir deneyim yaşayamazdım dediğiniz neleri deneyimleme şansınız oldu Fransa'da? Kendi başınıza ayakta kalmak en önemlisi. Hiç bilmediğiniz sosyal kültürel kodlarla buluşmanız ve onları kendinize ait hissetmeniz bir süre sonra. Mesela o çok ilginç bir duygu. İçinizde sanki yaşayan ikinci bir insan oluyor. Şu anda ben oraya gittiğimde sanki başka bir Fehmi daha varmış da o da var, o da yaşıyormuş gibi oluyor. Çünkü bir dil bir insan dedikleri hep böyle şakayla söyleriz ama gerçekten ruhsallıkta da öyle bir karşılığı var. Yani ben şimdi bir oyun oynadım da işte şu an oynadığım Gomidas'ı Türkçe de oynuyorum, Fransızca da oynuyorum. Şimdi Fransızca oynadığım zaman aynı rol, aynı karakter, aynı hikaye. Fakat başka bir şey canlanıyor. Sanki başka bir Fehmi'nin, Türk Fehmi'nin ya da Türkçe konuşan Fehmi'nin bilmediği başka kapılar açılıyor Fransızca oynarken. Bunu, bunu yaşamayacaktım mesela, bu deneyimi yaşamayacaktım. Evet. Peki birçok tiyatro oyununda oynadınız Fransa'da ilk hangi oyunda çıkmıştınız sahne? İlk ee, ilk orada öğrencilik yeni bittiğinde Lyon'da bir kendim tasarlamıştım bir tiyatroya gittim. Ee, işte orada böyle şeylere şans veriliyor. Gençsiniz, böyle heveslisiniz. Ya ben bir şey yapmak istiyorum diye. Bir tiyatroya gittim. Dedim ki ya böyle bir projem var. Baktı böyle. Bana bir ay içerisinde bir şey sunabilir misin dedi. Tamam dedim bir ay içerisinde ekiple hazırladık bir şey götürdük. Tamam dedi. Bizi programa aldı ve 3 sene oynadık orada. 3 sene. Ne kadar kıymetli aslında değil evet. mi? Belki o şans size verilmemiş yani. olsaydı belki şu anda bambaşka bir şekilde bir yola girmiş olacaktınız. E tabii o motive de ediyor aynı zamanda kendinizi iyi hissettiriyor. Aa yapabiliyor mu görüyorsunuz ve kabul edildiğinizi artık anlamaya başlıyorsunuz. Kabul edildikçe başka fidanlar ekmeye başlıyorsunuz kariyerinizde. Onların büyümesini bekliyorsunuz. Peşine biz Human Profit diye bir oyun yaptık. 2008'de. Ve kapalı kişiye gitti oyun. Biz Avignon Festivali'ne gittik 2009 yılında. Üç kişiydik, ikisi Fransız, bir benim. Ve kendimiz yazdık, kendimiz yönettik. Fiziksel komedi, fiziksel performanstı. Charlie Chaplin gibi söyleyebilirim. İşte Buster Keaton'la o tarz Hı. aksiyonların olduğu bir oyun. 2009 Avignon Festivali'nde yani en çok izlenen 50 oyundan biriydik. Yani 1200 oyunda. Kapalı kişi oynadık bir ay. sonra Türkiye'ye getirdik onu. 3 sene üst üste bizi çağırdı Fransız Kültür Merkezi turneler yaptık. o onlar o, o iki oyun bende böyle çok güzel e, etki bıraktı. Biraz tiyatro seyircisinden konuşalım o zaman. E, Fransa'daki e, tiyatro seyircisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Türkiye'dekini de tabii ayrı bir bölüm olarak konuşalım. Merak ediyorum. Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz tiyatroya ilgiyi? Fransa ile karşılaştırdığınız zaman nasıl bir değer çıkıyor? Ee, yani her kültür kendi değer yargısını kendi belirliyor. Yani sanata da, tiyatroya da ya da baktığı her neyse işte mimaride de öyledir. Sokağa çıktığınızda da öyle. Konuşma şeklinizde de, giyinmenizde de. Yani Fransa'da e, okuyan bir topluluk sonuçta çok erken yaşlarda işte insanların e, kitap okuma sayısı işte yılda okuduğu kitap sayısı pardon baktığınızda, oranladığınızda ya da çok genç yaşta liseyi bitirme ödevleri Fransızların şeydir bir e, 150 sayfalık bir e, tez hazırlarlar. Ben onların bazılarını okuma şansım oldu arkadaşlarımın. Bir merak ettim bir konu dedim işte Çin tiyatrosu üzerine bir şey yazmıştım ben lisedeyken dedi bir arkadaşım. Versene dedim. Merak ediyorum. 10 sene önce yazmış. Ya, master tezinden daha iyi Türkiye'deki. Şimdi e, oyunları inceleme, oyunu okuma, oyundan e, çıkarım yapma Fransa'da daha çok bir hipotez gibi görünür sanat. Yazdığınız şey hayatın kendisi değil bir yansımasıdır. Ve o yansıma üzerinden ilişki kurar. Yani sokaktaki gerçeği arıyorsan çık sokağa der sana zaten. Biz burada sanat yapıyoruz. Yani e, o olan şeyden beslenip kendi hipotezimizi, kendi e, metaforumuzu, kendi işte bütün oluşumlardan bir metamorfoz yapıp bir şey, bir ürün çıkartıyoruz. Ve siz bununla ne hissediyorsunuz? Her birey, her izleyici izlediği şeyle kurduğu ilişkide çok özgür. Eleştiride de, beğenmede, beğenmemede ya da yapacağı yorumlarda çok özgür. Çünkü herkes bir birey. Böyle bir şey söyleyebilirim. Bizdeki etkisi ise bizde de böyle bakış açısında tabii ki seyircimiz var, bir kitlemiz var. Evet. Ama şey de var tabii ki daha popüler bir tiyatro izlemek isteyen bir grup da var. Daha performatif şeyleri seven insanlar da var. Bizde hepsinden var. O yüzden ben Türkiye'nin seyirci profilini çok seviyorum. Yani her türlü tiyatro projesinden ya da tiyatro biçiminden keyif alan izleyiciye ulaşabiliyorsunuz Türkiye'de. En alternatif oyunlarda bile seyirci bulabiliyorsunuz. En işte biliyorsunuz işte büyük performans sahnelerinde de evet. çok e, popüler oyunlara da seyirci bulabiliyorsunuz. Yani burası o anlamda çok zengin geliyor bana. Ki özellikle pandemiden sonra da evet. e, tiyatro izleyicisinin tiyatroya e, ilgisi de çok inanılmaz arttı i̇nanılmaz. yani değil mi? Tabii tabii tabii. Şu an için neler söylersiniz? Siz de bu aradaki farkı, evet, ciddi ölçüde dikkat çekici bir fark var diyor musunuz bir tiyatro i̇lk başta, sanatçısı olarak? İlk başta kışın çok patlamıştı. Yani Hı. bu ilk e, açıldığı zaman pandemiden sonra yoğundu. Şu anda da yine fena değil ama biraz azalma var. Yaz geliyor artık, sezon bitiyor. Evet. Ama biz mesela işte Kumkapı'da bir kiliseye e, işte 200-250 kişiyi getirebiliyoruz her hafta insanlar bir şekilde İstanbul'un yani zor ulaşılacak bir bölgesi. Kumkapı. Orada bir tiyatro yok. Tiyatro kültürü yerleşmiş bir yer değil ama biz oraya bir kilisede insanları ağırlıyoruz. Yani merak eden, arayan bir topluluk var Türkiye'de. Bu bu bana keyif veriyor ve bir, evlerinden çıkıp bu oyunu izlemek için geliyorlar. Fransa'da fark olarak işte orada zaten yerleşik bir kültür var ve insanlar e, alışkınlar. O, hayatın bir parçası. Çok çok alışkınlar, yani yıllardır abonelikleri vardır zaten tiyatrolara. Mahallenin bir tiyatrosu vardır ya da o yaşadığı bölgenin. Hı hı. 30 yıldır gidiyordur. Daha önce de babasıyla gidiyordur işte çocukken, şimdi devam ediyordur. Yani o kültürün bir parçası, o yüzden kıyaslamak biraz zor. Aynı şey değil. Şimdi az önce tabii ki 200 kişi, 250 kişi getiriyoruz dediniz ama Gobidas şu anda evet. tiyatro severlerle buluşuyor. Onu ayrıca zaten konuşacağım programımızın ilerleyen dakikalarında. Yıkılıyor zaten şu anda gelmemesi mümkün değil çünkü sizin oradaki performansınız, yapılan yorumlar gerçekten muhteşem. Oraya geçmeden önce Fransa ile ilgili çok merak ediyorum. Yaşadığınız orada çok enteresan bir olay oldu mu başınıza gelen? Enteresan. Anı defterine böyle büyük kalın kalın <laughs> harflerle yazılabilecek bir şey yaşadınız mı? Yani öyle ilk dediğinizde aklıma gelen büyük bir şey. Kaç sene kaldınız Fransa'da? Sekiz. Sekizde yakın evet. Sekiz sene. Ama sonrası gitti geldi. Hı hı. Devam Aslında ediyor. uzun bir süre değil mi? Sekiz sene. Süre, bunun beraber aslında neler yaşamışsınız? Çok şimdi şey var ama mesela, ben mesela şurada <laughs> ne yaşadınız deseniz daha iyi bir şey söylerim belki. Evet. Şimdi, ne bileyim şu ne yaşadın deseniz ne bileyim işte oraya girdiğim <laughs> gün çok heyecanlanmıştım. <laughs> Çünkü o okul işte Isabel Huber'lerin işte Piyanine işte benim sınıf arkadaşım şu an çok ünlü bir oyuncu. Yani orada bir sürü Fransızların en büyük aktörlerinin yetiştiği okulda aynı sahnede, aynı yerde işte eğitim alıyorsunuz. O çok keyifliydi mesela benim Sahnede son. peki başınıza böyle çok enteresan bir olay geldi mi? Muhakkak şimdi tiyatro oyuncularının hep böyle sahnede kurtarmak zorunda olduğu zamanlar, oh. anlar vardır ya. Çok çok. Orada böyle enteresan bir şeyler yaşadınız mı? Oradaydık yapacağız şimdi biz bu durumdan Şu an böyle çok dedir, yakın yani. zamanda ne zamandı? 3 sene önce Red Speedo diye bir oyun oynuyorduk İstanbul'da. Yine Ahmet Sami'nin yönettiği ee, Pera Perapalas'ın havuzunda oynuyorduk oyunu biz. Havuzun çevresinde işte sandalyeler vardı ve biz oyunun bir kısmı dışarıda, bir kısmı havuzun içinde geçen bir oyun. Bir olimpiyat yüzücüsünün hikayesi. Ben de koçunu oynuyordum. Oyunun bir yerinde e, <laughs> içeri giriyorum. İşte sözde e, şey ya, kullanmaması gereken ilaçlar kullanıyor yarışlarda ve onu keşfettiğim bir an var. Tuvalete giriyorum. Orada gerçekten havuzunun kendi tuvaleti vardı. Giriyorum. Arkamdan kitliyor gibi yapıyordum. İşte orada çantadan ilaç alıp çıkıyorum. Sahne bu. Kapıyı kilitliyor gibi yaparken o gün çok itiyor diye ben de kitledim. Aldım. Geri açmaya çalışırken açılmadı. Ve oyun Bilinlik devam ediyor. İçeride kaldım kilitli. Ve oyun devam ediyor. Çıkmam lazım. Hı hı. O, oradaki doğaçlamaların yani 10 dakika doğaçladık oyunu. İnsanlar bir 7-8 dakika olduğunu anlamadılar. Ben o kapının altından eğildim. Baktım orada bir boşluk var. çıkarım zannettim ilk önce. İttim kendimi ve şuraya kadar geçti. Daha gitmiyor. Yani burada tıkandı. Seyirci görüyor mu? Seyirci görüyor. Oradan artık anladı arkadaşım Erol Babaoğlu. Ona da selam buradan. Göz göze gülüyor bir de bana böyle. Şimdi seyirci bana döndüğü zaman seyirci görmüyor. Hı hı. Ben onu görüyorum. Hepsi bir Erdem Kaynarca bir de ikisi bana gülüyorlar böyle. Ben alttan repliğimi veriyorum ki oyun devam etsin. E siz o ne çok... yapıyorsunuz peki? Nasıl tutunuz kendinizi gülmüyorsunuz? Çünkü seyirci bana bakıyor o sırada ve e, oyun, oyun akmak zorunda. Orada önemli tam oyunun kırılma anıydı bir de işte bir dakika sen demek ki böyle bir ilaçlar kullanıyorsun öyle mi yani diye. Tam oyunun kırıldığı yerde söylemesem oyun bitecek duracak. En azından Erol anladı gözümden işte boğuştuğumuz bir sahne var. Başka laflarla onu aşağı çektim yanıma geldi. Kapının orada boğuştuk falan böyle. <gülüyor> böyle <gülüyor> Nasıl saçma. çıktınız peki orada? Sonra şey Erol da çok iyi doğaçlar. Hemen şeyi çağırmış teknisyeni çağırdı bir şekilde dışarı çıkıp. Oyun akıyor bu arada. Teknisyen geldi, ben de işte yedirmek için küfür ediyorum, bir dakika gözme hızlı buraya kapattım falan. Ben yapmadım falan diyor. Teknisyen cevap verdi bana. Abi tamam dur açıyorum ya diyor bana. <laughs> Peki bele kadar dışarı çıktınız, oradan nasıl takıyorsunuz? Çıkamadım, mi? oradan geri geri girdim. E, geri girdim. Nefes alamadım, geri kaçtım. Peki ee, sonra izleyici anladı. Sonra şöyle oldu, oyunun o bölümünü kurtarmış olduk. Sonra zaten sahneden çıkmam gerekiyordu. O sırada oyun devam etti ön tarafta. Arkada teknisyen uğraşırken tak diye hiç alakasız bir yerde kapı açıldı. Çat diye birden böyle kaldım <laughs> seyircinin karşısında. Merhaba. Herkes kahkaha attı. Orada anlaşıldı zaten. Çünkü tuhaf bir yerde çıkmış oldum. Bunlar tadı tuzu değil mi? Çok tatlı anlar. Aslında belki yaşarken öyle olmuyor ama sonra anlatırken böyle evet. çok keyifli anılar. Çok, yani nasıl diyeyim? Yaşayan canlı performans olduğunu hatırlatıyor bize. Evet, böyle neler vardır. Neler? Yani ezbere bir şey olmadığını, Tabii canlı bir iş şey. olduğunu. o Sahneye çıktığınız her an bir risktir yani. Biz ip cambazı gibiyizdir aslında. Eğer risk almazsanız e, memura dönüşürsünüz. Memuriyette sanatçılıkta olmaması ya da oyunculukta, tiyatroda olmaması gereken bir şey bence. O yüzden o riskin olduğu her an çok keyifli. Böyle oldu bu akşam. Yani bence seyirci bilet alınca seyirci de risk satın alıyor. Yani e, bunu bilerek insanların bilet alması gerekiyor bence. Siz bu akşam bir risk satın alıyorsunuz oyuncularla beraber. Bakalım ne olacak? Ama garantitör bir yerden işte bildiğin bir şeyi bildiğin şekilde izlemek istiyorsan okey. Yani risk risk olmayan bir sürü şey yapabilirsiniz. Aslında şu kurduğunuz cümle ve çok bambaşka bir izleyici gözünde pencere açtı diye düşünüyorum. Konuşacağız İstanbul'a geliş sürecinizi de merak ediyorum. Tamam. Ee, kısa bir aramız var araya gidelim açık sorular devam edecek. Der. Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Oyuncu Fehmi Karaslan'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Fransa'yı o ve oradaki eğitim sürecini dolu dolu konuştuk. Peki Türkiye'ye dönmeye ne zaman karar verdiniz? Türkiye'ye dönüş süreci nasıl oldu? 2011 yılıydı. O bahsettiğim Human Profit isimli oyunu Türkiye'de hı hı. oynamıştık. 2010'un Kasım ayında. Biraz Türkiye'yi merak etmeye başlamıştım. Kendi dilimde iş yapmıyordum yıllardır. O bakınırken ne olabilir derken işte Muhteşem Yüzyıldan bir teklif geldi. Hmm. Ee, o da o dönemin çok evet, evet. Yeni başlamıştı ileriden. zaten. Biriydi evet. 2011'de başladı zaten Ocak ayında. Ben de işte Nisan ayının Mart ayında falan dahil oldum. Ee, hedefim şeydi gidip gelirim ya ne olacak falan diyordum o zaman Türk dizi sistemini bilmediğim için ilk işim benim dizi olarak. Hmm. O tiyatro disiplini, tiyatro kültürüyle yetiştiğimiz için biz hani e, burada da muhtemelen zaman olur işte saati bellidir işte projenin günleri bellidir derken bir girdim oraya yani <laughs> saat bir yok böyle öyle bir saat Zaman olup, yok çalışmadı <laughs> ee, bazen tekstiniz işte senaryo sabah geliyor falan derken Hı, bu başka bir şeymiş sabah Hı. geliyor öyle sete mi çıkıyorsunuz ba bu ya şey? bu Tabii ki yani her zaman olan bir şey değil ama e, büyük bir yapımın içindesiniz ve evet. bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. E, ufak sefak yani bazen ufak düşler oluyor ve o sabah size getiriliyor teks. Oldu benim başıma geldi birkaç kere. Ayas Paşa heyecanlandırıyor. Ayas Paşa oynamıştım evet. Nasıldı dönem dizisinde oynamak? Dediğim gibi öncelikle ilk işimdi ve ben set çok güzeldi. Yani çok e, profesyonel bir setti ve İlk gördüğüm setti dizi setiydi. Benim için çok normaldi, okeydi ama oradaki diğer bütün oyuncu arkadaşlarım bu dünyanın en iyi setindeyiz, Türkiye'deki yapılmış en iyi set falan diyorlardı. Bana ya, tamam güzel diyordu. Bir diyorduk. de dönem dizisinde dizisi, oynamanın dönem dizisi kültürü bir farkı var değil mi? O bambaşkaydı. Yani kostümleriyle, sarayı olduğu gibi inşa ile bir stüdyoya. <laughs> ondan sonra işte yönetmenlerimiz çok deneyimli, çok evet. usta. Onlarla çalışmak da ayrı bir kültürdü. Çok farklı bir deneyim olsayarak ee, bir tabii. oyuncu için değil mi? Bir de tiyatrodan geldiğinizde benim ilk başta zorlandığım bir alan oldu çünkü büyük büyük işler işte bin kişi oynuyorsunuz kimi zaman sahnede bir anda kamerada şu kadar bir yere e, oynamanız gerekiyor. Değil mi? Kamerasını seyrediniz farklı. Oluyor. Kamera oy, e, öne oyunculuğuyla evet, tiyatro evet. oyunculuğu farklı değil mi? Yani aslında benzer bir şeyden besleniyor diyebilirim. Yani enerjinizi aynı yerden alıyorsunuz tabii, tabii. ama tabii ki uygulamada çok farklı. Tabii, Sonuçta yani. biri canlı, biri yani seyircinin önünde insanlarla o anda olan bir şey. Diğeri olmazsa bir daha yapabildiğim bir şey bir kere. Ve işte karşınızda bir kamera var, sette çalışan insanlar var. Kimi zaman işte replik veren biri var falan derken başka bir ortam. Çok konsantrasyonu gerektiren. O ilk dönem biraz zorlanmıştım. Ben neredeyim, ne yapıyorum gibi olduğunu hatırlıyorum. Nasıl bir hazırlık süreci geçirmiştiniz peki Ayas Paşa için? İlk başta çok hızlı oldu. Bir hazırlık süreci olmadı. Yani o da benim için ilk Çok de... bir araştırma şanssız olmadı o ben zaman. Ben kendim araştırdım tabii evet. ki. Yani rol geldikten sonra hemen okumalara başladım. Hı. Ama setin e, ahengine biraz bırakmanız gerekiyor. Orada kurulmuş bir yapı var. 15. bölüm falan da ben girdiğimde, oradaki dünya ile birlikte haşır neşir olarak oranın gerçekliğine, oradaki uyuma katılarak bir, bir süreç yaşadım diyebilirim. Çünkü orada da bir kostümlerle işte gerçek bir sarayı görüyorsunuz karşınızda. Tabii. İşte hünkâr gerçekler, hünkâr gibi falan derken ona oradaki gerçekliğe teslim olmaya çalıştım. O kendi kendine zaten karakteri getirdi. Ne söz. kadar süre devam etti? Ee, i̇ki buçuk yıl falan herhalde. Ben üç sezon oynadım orada. Üç sezon. <laughs> Zaten e, sizinle ilgili yapılan yorumlarda da böyle hafızalara kazınmış bir Ayas Paşa var. Çok da sevmişler aslında. Sağ olsunlar. <laughs> İlk başta şeydi tabii, Okan'la hep şakalaşıyorduk. Ne zaman öleceksin ben sadrazam olacağım diye. O zaman birinci vezirdim ben. Hı hı. O da sadrazamdı. O işte onun ölümünden sonra şeyin İbrahim Paşa'nın ben sadrazam olmuştum. O süreçler tabii rolünüzün de büyümesiyle birlikte aldığınız alan da genişliyor. Yani deneyebileceğiniz şeyler biraz daha artıyor. Çünkü çok fazla oyuncu vardı o işte. Evet. Yani, Türkiye'de neredeyse birçok bir oyuncunun içinde olduğu bir proje. Onda uzun bir süre olmak keyifli, i̇şte, önemli bir karakter oynamak keyifli. Ee, ama tabii ki oyunculuk olarak dar bir alandasınız. Çünkü dönem işi, e, kodları var, kuralları var, kurulu bir düzen var. Ve daha önde olması gereken bazı karakterler var. Onların ana hikayesi... Yani orada benim için bir deneyimdi aslında. Bir okul gibiydi. İlk deneyimdi. İzleyici de çok ilgi gösteriyordu. Çok yüksek reyting alıyordu. Tabii yani iş kendi mi? başına zaten. Evet, evet. Başka bir şeydi. Bayağı böyle trafiğin falan evet, evet. <laughs> yavaşladığı zamanlardı. Evet, evet. Çok yüksek reyting alıyor. Hatta çok konuşuluyor. Sürekli haber oluyor. Yani bir dizi yayınlanıyordu. Çok net hatırlıyorum. Hı hı. Ertesi hafta. O yayınlanan bölümle ilgili hep haberler giriyordu evet. değil mi? Peki e, size nasıl hissettiriyor? Uzun süre Fransa'da kalıyorsunuz, orada eğitim alıyorsunuz. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra çok büyük bir projeyle dönüyorsunuz aslında. Böyle adaptasyon <laughs> sürecinde o ilgi muhakkak e, izleyenlerin ilgisi ne hissettiriyordu size? Yani ben… İlgi e... döndüm, tam zamanında döndüm, çok doğru bir projeyle döndüm dediniz mi içiniz? Mi? İki ses çalışıyordu sanki. Bunu da diyordu bir tarafı ama Hı. bir taraftan da e, yani o setin e, düzeni, işte dizi kültürü, oradaki oyunculuk biçimi falan yani alışmam gereken bir süreç olduğu için biraz da zorlandım açıkçası. Yani bir tuhaftı benim için. Ya bir, bir sene öncesinde işte Fransızca Fransa'da işte 300-400 kişilere oyun oynadığımı hatırlıyorum. işte Figaro gazetesinde köşe yazısında benden bahseden makale vardı. Onu hatırlıyorum. Bir geldim sette böyle bir değişik. Hani e, ilk dönem şaşırmıştım. O biraz kas sistemi var. Evet. İşte daha ünlüler var, bir şey var. İlk düştüğüm zaman tuhaftı benim için bir dakika falan. Hani adaptasyon biraz. Adaptasyon süreci de biraz, biraz öyleydi. Ondan sonra fark ettim. Evet yani bir 3-5 ay geçtikten sonra, rahatladıktan sonra Evet yani neyin içinde olduğunu anlıyorsunuz. İlk başta mı anlamamıştım, İlk başta ne oluyor, ne yapıyorum mu hissetmiştim. Ama bu arada Türkiye'ye döndükten sonra önemli yönetmenlerin e, rejisliğinde birçok oyunda da rol alıyorsunuz değil mi? E, tabii bir oyuncu için rol aldığı bütün e, oyunlar çok önemlidir, canlandırdığı karakterler çok kıymetlidir. Ama böyle yeri başka olan e, Türkiye'ye döndükten sonra oynadığınız oyun ve karakter hangisiydi? Şu an çok taze tabii ki Gomidas'ı oynuyorum. O bayağı <laughs> e, severek oynuyorum. Hı hı. Ama ben elimden geldiğince bütün işlerde e, ben yapmaya çalıştım. Yani onu kendime e, katmaya çalıştım. Pardon. <laughs> yani e, hepsinden ayrı haz aldım. İşte ilk yaptığımız komediydi. E, Paçi diye bir oyun. E, Kemal Başar rejisiydi. İşte Neslihan Yel, Yeldan, e, e, Erkan, Erkan abi Erkan Can'la beraber oynuyorduk. O da bir deneyimdi. İlk işim Türkiye'de böyle sahnede. Bütün Anadolu'yu falan geziyoruz ve komedi yapıyoruz ve Laz bir karakteri oynuyorum. İşte bir sene önce Fransa'da Fransızca oyun oynarken Laz bir karaktere çalıştım. O değişimleri ben çok seviyorum mesela. Benim kariyerimde de bir şeyin benzerini tekrar yapmak istemiyorum. Hep böyle yeniden sorgulayan, her role yeniden nasıl bakarım ve nasıl hangi çantamdaki malzemeyi kullanarak bu role yaklaşabilirim diye çok ilgileniyorum. O yüzden de farklı şeyler seçmeye çalışıyorum. O yüzden be benzer skalada işler olmadığı için hepsi benim için çok değerli. Orada bir tip oyunculuk sergiledim, komedi. Mesela Kırmızı Siyah Cahil diye bir oyun yapmıştık. Leçin ee, Ceylan'la beraber. Fatih Dok ve ben üçümüz oynamıştık. Orada da annesinin karnında daha doğmadan ölmüş bir cenini oynuyordum. Cenin. Edward Bond metni. İşte bu atom bombası üzerine, Japonya'da atılan atom bombası üzerine yazılmış bir oyun. Hani hiç yaşamadım ben ama yaşasaydım hayatım nasıl olurduyu anlatan bir karakter oynadım. İşte bir buçuk saatlik bir maske yapılıyordu bana, makyaj. Komple kırmızı. Sadece gözlerim görünüyordu. Mesela bu da benim için çok inanılmaz bir deneyimdi. Orada da maske tiyatrosunun ögelerini biraz kullanmaya çalıştım. Yani her oyunda e, neyi deneyimleyebilirim, hangi oyunculuk biçimini kullanabilirim. E, benim için tek bir yöntem yok çünkü. Ben e, eklektik bir sisteme inanıyorum. Şimdi eğitimde verdiğiniz için bu teknikleri <laughs> soracağım oyuncu olmak isteyenler için ya da şu anda oyunculuk yapan yeni nesil belki de oyuncu arkadaşlarımız için ama şu Gomidas'a gelmek istiyorum. Ara ara arkadaşlar da böyle sahnelerden fotoğrafları getiriyorlar, ekrana paylaşıyoruz. Oyun gerçekten şu anda çok ilgi görüyor. Performansını herkesin dilinde şöyle yorumlara baktım da gerçekten muhteşem bir oyunculuk. Adeta büyüleniyoruz. Herkesin ağzında hep bu cümleler var. Osmanlı'nın son döneminde dünyaya gelmiş bir müzik dehası, değil mi Gomidas? Biraz oyunun içeriğinden konuşalım mı? Nasıl bir karakter? Osmanlı topraklarında doğmuş, Kütahya'da doğmuş bir Ermeni vatandaşı. Çok genç yaşlarda, yani bir yaşında annesi söylüyor 12 yaşında baba söylüyor ve e, amcası bakamadığı için e, orada Kütahya'daki psikopoz onu alıp Ermenistan'a götürüyor, yani kilise sahip çıkıyor çocuğa. Sesi de çok güzel, Kütahya'da da biliniyor artık, sesiyle tanınıyor. Bütün acılarını, bütün belki kaybettiği annesini, çocukluğunu o sesler üzerine e, şarkı söyleyerek kendini bulmaya çalışıyor. Ermenistan'da da işte Eçmiyat onların kült merkezi, orada kabul ediliyor sesi çok güzel olduğu için. Rahip oluyor, eğitim oluyor fakat aslında içinde özünde bir sanatçı, bir müzisyen. Kendi arkadaşları tarafından reddediliyor bir süre sonra. Çünkü aşk şarkıları söylüyor, düğünlerden şarkılar topluyor, onları söylüyor. Ve bu yeteneğini fark eden orada Kevork, 4. Kevork, baş psikopoz onu Almanya'ya gönderiyor pardon, Hayrik yanlış söyledim. Kevork onu oraya kabul eden başpiskopos. Öldükten sonra Hayrik onu Berlin'e gönderiyor. <laughs> Ve çok güzel bir dört yıllık eğitim alıyor Berlin'de konservatuvarda fakat gitti hiçbir yerde tutunamıyor maalesef. İşte parası bitiyor geri dönüyor. Paris'e gidiyor orada bir aşkı var Markarit adında. Onunla kavuşamıyor. geri geliyor İstanbul'a artık dönüyor. Çünkü geliyor çünkü Ermenistan'da tutunamıyor arkadaşlar onu reddediyorlar şarkı söylediği için. İstanbul'a geldikten sonra da e, padişahın önünde bile konser verdiği söyleniyor ve bütün Osmanlı cemaati işte tüm cemiyetler onu çok seviyor, çok takdir ediyorlar ve kendi halinde aslında müzikle ilgilenen bir rahip. E, politikaya da çok bir ilgisi olduğu söylenemez. Hı hı. Fakat o 234 Ermeni Aydınla beraber e, 24 Nisan gecesi İstanbul'da o da evinden alınıyor ve sürgüne gönderiliyor. Önce Ankara'ya, oradan da Çankırı'ya. E, Çankırı'da başına gelenlerden dolayı, bütün çevresindeki olaylardan dolayı e, Akıl sağlığını yitiriyor ve araya giren bürokratlarla işte halde edip çok seviyor kendisini. O da araya giriyor ve 8 kişiyi geri getiriyorlar Çankırı'dan. Dönenlerden biri de Gomidas fakat döndüğünde artık zihin sağlığı yerinde değil. Birkaç sene daha İstanbul'da kalıyor ama artık iyi durumda değil. Çok korkuyor, çok ürkek bir hale geliyor. Bütün eserleri yağmalanmış. İşte piyanosu satılıyor, Lapey hastanesine kapatılıyor, akıl hastanesine. Ve orada da artık e, sessizliğe bürünüyor. Artık burada bakamayacaklarını düşünüp oradaki Ermeni topluluğu onu Paris'e gönderiyor. Ve e, hayatının son 18 senesini <laughs> Paris'te hiç konuşmadan, sessizliğe bürünerek yaşıyor Akıl Hastanesi'nde. E, şimdi 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde jüri özel ödülüne layık görüldünüz e, Gomidas'taki performansınızı. Az önce de söyledim oyunu izleyen herkes performansınızla büyülenmiş bir şekilde çıkıyor oyundan. Ee, bu nasıl bir performans? İşte büyülendik, muhteşem, inanılmaz etkileyici buluyorlar sizin oyundaki performansınızı. Merak ediyorum Şimdi karakter çok önemli bir karakter. Ee, nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz bu role nasıl hazırlandınız? Tek kişilik bir oyun. Tek kişilik. Ee, bir koro var tabii ki tabii, arkada tabii. çok önemli. Biz onu bir vücudun bir parçası gibi kurguladık. Ee, pandemi döneminde aslında tam 2020'nin Mart ayında. Sami metni yeni yazmıştı ve pandemi açıklandı işte. Biz de Nisan ortasından itibaren okumalara başladık Zoom üzerinden. Bu bize şunu sağladı, teksti daha geliştirmemizi, benim metinle çok hızlı bir şekilde haşır neşir olmamı sağladı. Neredeyse 3-4 aylık bir sürece yayıldı bu. Yazın Alanya'da bir prova yaptık, 2 hafta. Hani küçük bir topluluğa bir sunalım dedik ilk böyle. ilk hızlı bir ezber ve 2 haftalık provayla Alanya Kalesi'nde Hmm. Gün batarken e, mum ışıklarında ilk e, prova gösterisi yaptım. Hatta onu izleyen Alanya'daki o konuklardan bazıları oyuna da geldiler. Onlar hala o, o gün çok etkilenmişler mesela. Bana o ilginç iki haftalık provayla çok etkilendik. Onun tadı başkaydı falan diyenler yani. yani pandemi döneminde Pandemi döneminde biz oyun çalıştık. Oyun çalışmaya başladınız ne kadar bir sürede? Eee aslında Yaklaşık. sahnede real provamız iki hafta Alanya provası. Ondan önce Zoom toplantıları yani okuma provaları. Online, tabii o zaman olduğumuz Sonra İstanbul'a geldikten sonra da Eylül-Ekim aylarında iki aylıkta bir sahne provamız oldu. Zaten e, tiyatro festivalinde de oyunumuzu oynadık. Bir de tabii hem Türkçe hem Fransızca oynadık oyunu. Hatırlıyorum 27 Kasım'dı 2020-27 Kasım Premierimiz. Türkçe oynadım. 30 Kasım'da Fransızca. Son bir ay artık böyle bir de tekst biraz geç geldi Fransızca çevirisi. Serra Yılmaz'la Yiğit Bener çevirdiler. E, bir buçuk ay kala tekstlerime ulaştı. O da biraz stresli oldu. Yani Hem role çalışıyorum Türkçe hem de yeni gelen Fransızcasına çalışıyorum. Ve üç gün arayla bir Türkçe bir Fransızca oynadım. Aslında pandemi dönemi sizin için bambaşka bir deneyim evet, oldu evet, değil mi? Evet, bayağı çalıştık yani sıkı sıkı çalıştık. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz tepkileri? Sosyal medyadan takip edebiliyor musunuz sizinle ilgili yapılan yorumları? Kısmen tabii görüyoruz yani bizi de tekliyorlar. Teşekkür ediyoruz yani çok çok sağ olsunlar gerçekten. bayağı böyle bir bazen şakalaşıyoruz aramızda ya bir Instagram oyunu oldu bu böyle. Herkes çok fazla oradan güzel yorumlar alıyoruz. Çok sağ olsunlar izleyiciler. Nasıl diyeyim yani... Bu işin bir parçası bu. Yani orada bir görünür bir iş yapıyorsunuz ve eleştiri de, beğeni de bu işin bir parçası. Derler yani niye ne eleştiriyi böyle çok şey yapacaksın, yücelteceksin ne de takdiri çok güzel. Yani onu böyle alıp kalbinde buran hazmedeceksin, yola devam edeceksin. Yani biz bu işi sadece ben kendi adıma bugünlük yapmıyorum. 20 yıl önceyi konuştuk az önce. 20 yıl sonra da sağlım yerinde olursa, 40 sene sonra da bu işi yapacağım. O yüzden bir eleştiri ya da bir beğeni benim tiyatro bakışımı hayatımı değiştirmeyecek, yıkmayacak da, yüceltmeyecek de. Ben bunun içinden geçiyorum. Ama hep bütün her şeyi de kalbim alarak ilerliyorum. Bu sevgiyi paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Peki bir role hazırlanırken, e, rolünüze hazırlandınız. tabii ki sizin için iyi bir performanstır o sahnede. fakat izleyicilerden beklediğiniz tepkiyi diyelim ki alamadınız. Orada hemen kendinizi sorgular mısınız, etkilenir misiniz? Az önce dedim ya, risk alıyoruz aslında. Benim temel kuralım odur sahneye çıkarken. Yani oyunculukla ilgili bir yerlerde konuşmam istendiğinde ilk atölyeme katılan insanların da bileceği bir şeydir. Sahnede ilk ders, ilk cümlem sahnede hep risk vardır. Risk yoksa ölmüşüz demektir. Ölü tiyatro izleriz. O yüzden ben her çıktığımda bugün belki son kez sahneye çıkıyorum diye sahneye çıkarım Belki birazdan artık nefes alamayacağım. Hayatım bitecek. O yüzden o riskle orada olmak çok önemli diye düşünüyorum. Ve sahnede izleyicilerin tepkileri de bu riskin bir parçası. Beğeni, beğenmeme, sıkılma, çok sevme, tepki verme, öksürenler olabiliyor, çıkanlar olabilir bir oyunda. Ya bunların hepsi tabii ki bir uyaran bizim için. Yani orası yaşayan bir yer ve işte telefon açıp baktığında ışığı da ben görüyorum, kapı açıldığında da görüyorum. Yani biz sadece rolümüzün içinde falan ama yani her şeyin de farkındayız. Çünkü seyirciyle canlı bir performans içindeyiz e, oyuncu olarak. O yüzden e, Bunların hepsi bu matematiğin bir parçası. Bununla birlikte yaşıyoruz. Yani ne beni alıyor o, yıkıyor ne de başka bir yere götürüyor. Aynı cevabı verdim belki az önceyle ama. Çok gözlemler misiniz peki sahnedeyken seyirciyi? E, şöyle e, seyirci için yapıyoruz bu işi aynı zamanda. Hani sadece kendi rolüme konsantreyim ve bunu yapıyorum diye hani bir Kendimi kapattım, durum... rolüme konsantre oldum gibi bir bu bu biraz daha çok mu? kamera kamerada biraz daha işleyen bir şey. Çünkü kamera daha e, mahreme yaklaşabilen bir uzlu var. Yani mercekle geliyor, siz kendinizi kapatsanız o sizi yakalar ama sonuçta sahnedesiniz ve en arkadaki insan da sizi izliyor. Enerjinizi, ona da şöyle anlatırım, bağ kurmak diye anlatırım yani. Hep, hepsine birer tane ip vermem gerekiyor benim oyuncu olarak yani. Bedenimden uzayan, görünmeyen iplerle birbirimize bağlanmamız gerekiyor ki performans boyunca hep ilgileri ayakta kalsın ve beni takip edebilsinler. Peki şimdi televizyon, beyaz perdede ve tiyatro hepsinde bir karakter canlandırıyorsunuz. Ama iyi projelerde de hep yer aldınız. Gerek televizyonda gerek beyaz perde gerek tiyatro sahnesinde. Böyle kendinizi en iyi hissettiğiniz alan hangisi? Sahne yani. Tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesi yani dünyada, Başka bir yeri mi var? Başka sana bir, sana bir yer ve... E, İyi ki, i̇yi ki bu işi yapma şansımız var yani iyi ki böyle bir şans verildi bana yani ben yarattım ya da geldi bilmiyorum ama yani bu bundan dolayı çok şanslı hissediyorum kendimi. Peki merak ediyorum şimdi iyi ki e, bu işi yapma şansım var dediğiniz o kurdurtan siz o cümleyi kurdurtan o duygu ne? Yani insan olduğunun aradığı temel dürtülerden bir tanesi özgürlük belki en temel olan şey o. Nefes almak ve bütün o e, kurulu düzen, dünya düzeni, çocukluğunuzdan itibaren kurulan bütün sistemler, aile, din, dil, kültür, toplum, yapı neyse, onun içinden sıyrılabildiğiniz ve e, gerçekten e, başka bir şeyle buluşabildiğiniz, kendinizin dışında, ötesinde bir dünya ile buluştuğunuz ender bir alan, e, ötekiyle dokunduğunuz, başka ruhlara dokunduğunuz bir alan, öyle metaforik bir yer olarak görüyorum sahneyi. E ee, bu özgürlük anı dünyanın en keyifli anı. Yani çocukluğunuz da orada, geçmişiniz orada, belki geleceğiniz orada, şimdi orada. Her şeyin olduğu o sıfır noktasında kendinizi hissediyorsunuz Aslında, yaratırken. Aslında e, hissettiğiniz e, insana dair her duyguyu özgürce sunabildiğiniz ve paylaşabildiğiniz bir alan olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle bu da bir parti kesinlikle. Yani tabii ki. Yani çok özgürsünüz ve kendinize ket vurmadığınız, kendinize olduğu gibi ifade edebildiğiniz özgür bir alan. Tabii ki kendi kurallarıyla, kendi işte olması gereken stiliyle, ne bileyim kurgusuyla ama o özgürlük anı, seyirciyle o buluşma canlı an, o ışıklar kapandı ve oyun başladı anı dünyanın en güzel anı ve o heyecan çıkmadan önceki o küçük titreme. Ben daha öğrenciyken, küçükken bile sorardım usta hocalara ya da yönetmenlere, oyunculara. Heyecanlanıyor musunuz diye. Heyecanlanmasam bu işi yapmayayım zaten derdi. Ben de o heyecan için sanırım bu işi yapıyorum. Yani. O, o ilk oluyor. heyecan hep var. Yani ilk heyecan tabii ki farklı bir şekilde tabii. evriliyordur ama o heyecan, o tatlı heyecan hep içeride var. Yani o amatör dönemdeyken hissettiğiniz heyecan sizi hatalar yaptırabiliyordu. Hı -hı. Belki farkı odur işte oyun sırasında işte korku panik ya da neyse biraz daha profesyonel hayattayken ve uzun yıllar bu işi yaptığınızda biraz deneyimli bir oyuncuya dönüştüğünüzde o heyecan size bir yakıt olarak geliyor artık. Onu dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Onu da kullanıyorsunuz kimi zaman sahnede. Bu sefer o bahsettiğim risk, o ip cambazlığı, o yaşayan eylem daha görünür oluyor, daha orada oluyor gibi geliyor. Peki ilk bu yola çıktığınızda, ilk o Fransa'ya gittiğinizde bugünlerin günlerin hayalini hep kurdunuz mu? Şu an günümüzdeki kariyerinizi kurguladınız mı o zamanlar? Öyle bir hedef var mıydı? Ben daha çok anda yaşamaya çalışıyorum. İlk hedefim o, yani işte şu anda burada olmaya çalışıyorum. Bir biraz biraz sonra düşünemiyorum. Ama tabii ki hayallerim vardı, işte oyunculuğa dair ne kadar çok şey varsa hepsini öğrenmek istiyordum. Bu imkansız bir şey böyle bir şey yok ama o yaşlarda çok aç oluyorsunuz yani çok iştahlı oluyorsunuz, her şeye dokunmak istiyorsunuz. Yani hocaları da bezdirecek kadar bir şey ruhtum yani. Çok soru soran çok bir soru öğrenci. Çok soru soran yapacağız. ve <laughs> e, ama yani yönetmen hocaların bile hani bir şey olunca bana dönerdi. Hani böyle evet sen ne düşünüyorsun diye. Çünkü çok çok meraklıydım ve inanılmaz bağlar kurmaya çalışırdım. Bir dakika orada böyle ama burada da böyle diye. E, onu atladım ama genelde ben anda, o gelecek sene mi bilmiyorum. Ama işte genelde kısa ve orta vadeli planlar yapmayı seviyorum. <laughs> Ee, uzuna dönük hayaller oluyor. Onları da akışa bırakıyorum. Bugünü yani kurgulamadım açıkçası. Sadece sahnede olmayı kurguladım. Yani yapacağım şey çok netti. Onun içindeyim. Ama onun sonuçlarını bilmiyordum tabii. Bilemem. Yani bazen çok küçük bir şey yaparsınız sizi bambaşka bir yerlere götürür. Ben yani 20 yıldır oyunculuk yapıyorum. Ee, başka bir şey oluyor. Yani bunun bir tanımı yok. Bunun bir tarifi yok. Eğitim de veriyorsunuz. Ee, devam mı eğitim vermeye? Devam Şeyle başladı bu, 2011'de şey İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Ayşe'nin ile beraber, Emre ile yine beraber e, uluslararası atölyeler vermeye başladık. Ben Fransa'da da hocalarım, onları bağladım işte bir altı kişiyi. Biri Jean-Claude Cotillard, Marion Cotillard'ın babası. Onları getirdik İstanbul'a. Onlarla başlayan bir serüvendi. Ardından hani e, ben de biraz atölyeler vermeye başladım. Yaratıcı oyunculuk modeli diye bir şey geliştirdim, bir e, oyunculuk modeli geliştirdim. E, fakat şunu fark ettim. İşte fiziksel tiyatro, komedi, bürlesk bu tarz alanlarla maske, kılan çok eğitimler verdim. Alan bizde çok boş olduğu için Türkiye'de. Az önce bahsettiğim yani konservatuvarlarda da bu alan çok boş. Yani Hiçbir konservatuvarda şu anda clown eğitimi yok. Maske tiyatrosu yok. Çok az belki denemeler var. Şimdi onu bilen biri olarak geldiğinizde benim için oyunculuk malzememe hepsi bir yatırımdı. Yani merakımı giderdiğim, oradan oyunculuğa nasıl katkısı olur diye kullandığım malzemelerdi. Burada biraz elinize yapışıyor. Bir şey biliyorsanız o bir anda senin oluyor. Ben ona dönüşmek istemedim açıkçası. Çünkü bir anda her yerden workshop talebi geldi. İşte Trabzon Devlet Tiyatrosu'na gittim, kareografi yaptım. İşte birçok okul, birçok şey gel burada atölye ver falan. Baktım ki hoca olarak anılacağım. Evet. ya Tiyatro eğitmeni. Çünkü alan boş. <laughs> ee, dedim yani ben okey ama daha çok oyunculuk yapmak istiyorum. Ee, aralarda işte küçük atölyeler yapıyorum ve kendim sahnede uygulamaya çalıştığım, denediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ee, formatında atölyeler yapıyorum, evet. Peki iyi bir oyuncu nasıl olunur? Ya da nasıl olmalı? Birinci kural, yani ben hep derslerde de, atölyelerde de yani naçizane, en, en önemli verdiğim şey bir, nasıl diyeyim, Soyutlanmış ve her şeyden öte, sosyal kimliğinizden öte bir kendinizi bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu işi neden yaptığınız çok önemli gibi geliyor bana. Sadece oyuncu oynam, o herkes oyuncu zaten. Yani oyunculuk öğrenecek bir şey değil. Doğduğumuz andan itibaren yaptığımız her şey bir oyunculuk zaten. Ee, aile babası olmak da bir oyunculuk modeli. Anne, anneyi oynuyorsunuz çocuğunuz olunca. İşte öbür baba oluyor. İşte babayı çocuğu oynuyorsun babaya karşı. Arkadaşlarla işte neyse pozisyon onu her yerde toplumlar öyle yönetiliyor. İşte savaşlar öyle yapılıyor. Her şey bir oyun aslında. O yüzden oyunculukla ilgili çok öğrenecek bir şey yok. Bence temel olan şey neden bunu yapıyorum? Çok önemli. Neden bunu yapıyorum sorusuna cevap verdiğinizde kendinizden de öte bir şeyi aramaya başlıyorsunuz. O da hani narsist ve böyle e, yüksek egolu bir kendini gösterme ve e, nasıl diyeyim bir tatmin arayışından öte e, özgür ve daha evrensi, daha büyük, devasa bir dünyanın içinde yeniyi arama halinde buluyorsunuz kendinizi. Ben ben yani ne açısından hani bir oyuncu gördüğüm zaman bunu çok net fark ediyorum. Yani orada olma sebebi deneyimlemek mi? Oradaki metni, arkadaşlarını, partnerlerini, seyirciyle olan ilişkiyi deneyim mi yaşamak istiyor kendine rağmen? Yoksa ben deneyimin ta kendisiyim mi yapıyor? Bunu bu beni rahatsız ediyor ve ben benim için temel oyunculuk birinci olmazsa olmazı bu. Ve ben bütün atölyelerimde e, herkesin bir parmak izi olduğundan bahsederim ve iyi kötü yanlış doğru diye bir şey yoktur. Parmak izini bulman gerekiyor. O da o dışarıdan gelen her türlü şeyden sıyrılmış, kendiyle barışık olduğum zaman olduğu kadar ve olduğum kadarıyla burada olmak. Birinci kuralı bu bence oyunculuğun. İkinci, üçüncü ve dördüncü Çok kuralını da aslında sormak istiyorum ama <laughs> sonuna geldik. Siz yine gelin evet. oyunculukla ilgili kısmı böyle daha doya doya yaya yaya konuşalım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. İyi akşamlar.